Bu işin sonu yok müdür. Hepiniz göreceksiniz. Tehdit mi ediyorsun bize? Hem de avukatının yanında. Öyle bir maksadı yoktu müvekkilim. Sen karışma avukat. Bence de sen karışma. O gün dediklerimi hatırlıyor musun Kadem? Seni zehirlerinle beraber alacağım demiştim. Hepsi boş suçlama bunların. Kanıt yok. Eliniz bomboş. Bu sefer değil. İmzalı ifade var. Sana yönelik bütün suçlamalar belgeli, delilli. Ne ifadesi? Kimin ifadesi? Hepsi iftira bunların. Bir şey söyle avukat. Yeter artık. Çok sesin çıkıyor. Yarın mahkemeye çıktığında görürsün kimin ifadesi olduğunu. Bakın efendim, ne arabanızda ne de evinizde hiçbir şey bulamadılar. Bırak lan şimdi bunları. Yani delil yok. Tanık var. Biri konuştu, öyle mi? Maalesef mümkündür efendim. Amma da keyifli. Sanki mahkemeye değil, gezmeye gelmiş. Duruşma gitsin yine görürüz bakalım. Sırıtabilecek mi böyle? Oo, Rıza müdür. Sen de mi buradasın? Buradayım Kadem. Seni çırpınırken görmek istedim. Yok ya. Efendim, konuşmasanız daha iyi. Kazandığını sanıyorsun Rıza baba. Ama daha yeni başlıyoruz. Yeter koşturma şunu, uzaklaş hadi. Bir de meydan okuyor terbiyesiz. Ne sanıyorsa kendini. Bugün bu adamı muhakkak cezaevine yollamalıyız Hüsnü. Tanığımız ne durumda? Arkadaşlar getiriyor baba. Şu an yoldalar. İyi, güzel. Bu arkadan gelen araç bizden miymiş? Bakacağız. 15 dakikadan az kaldı müdürüm. Emre, her şey yolunda mı? Müdürüm, arkadan bir araç yanaşıyor. Bizden mi? Ne aracı? Hey! Atakan, bana bak. Müdürüm. Ateş açtılar. Allah kahretsin. Hadi oğlum, yapın şunu peşine. Emre, iyi misiniz? Cevap verin çocuklar, herkes iyi mi? Biz iyiyiz. Atakan vuruldu. Aşağılık herif. Kadem yaptı. Mahkemeye çıkamasın diye öldürttü herifi. Bunlar kademli adamlar mı yani? Hadi Arda, çabuk çekme ayağını gazdan. Yakala şunları, hadi. Anlaşıldı müdürüm. Ne? Ne diyorsun sen? Baba. Öldü mü peki? Peki siz iyi misiniz? Baba ne oluyor? Geçmiş olsun efendim. Sağ ol avukat. Sağ ol ama unutma. Henüz hiçbir şey geçmedi. Daha iftiracılara dava açacağız oğlum. Yok öyle çamur at izi kalsın. Ne diyorsun? Tamam gel. Ne diyorsun lan sen? Herkes hesap verecek. Mağdurum ben, mağdur. Ya hadi binelim artık. Tamam sabret çocuğum, geldik işte. Çok balık tutacağız mı dede? Tutacağız tabii, tutacağız. Ya bu kadar sevineceklerini bilsem daha önce alırdım tekneyi. Beni deniz tutmaz inşallah. Anneciğim, ben yanıma ilaç aldım. İdare et işte, baksana nasıl mutlu. Ayla siz gidin, ben geliyorum. Hadi. Tamam. Hadi gel canım. Hadi. Efendim. Nasılsın müdür? Kimsin? Kim arıyor? Kadem Barlas. Öyle mi? Beceremediniz müdür. Çok uğraştınız ama olmadı. Beni bir türlü bitiremediniz. Emin misin ya? Apar topar ortadan kaybolduğunu duydum. Saklanmak kaybedenlerin işidir. Yanlışım var müdür. Ben ne saklandım ne de kaybettim. Sadece tatile çıktım. Ya müdür, vallahi billahi beni çok yordunuz be. Kızartma Kadem. Söyleyecek bir şeyin varsa gel buraya söyle, tamam mı? Hadi. Müdür, bence ölmezler. Bu arada
Sakın orada başınıza gelenlerden beni sorumlu tutmayın. Ne demek şimdi bu? Teknen diyorum müdür. Teknen hayırlı olsun. Ne? Ayla! Ayla! Anne. Ayla! Kızım, çocuklar, yavrum, Ayla kalk, kızım. Anne. Gel Ayla, yavrum. Zeyno. Bunlar, çocuklar. Yavrum. Anneciğim, iyi misin? Son uyarım olsun. Yine üstüme gelirsen Rıza, Babba, sıradaki bomba kucağında patlayacak. Ayla Hanım, tansiyonunuz normale dönüyor. Büyük 13'e indi, küçük 9. Ayla, nasılsın? Bir daha baksınlar mı? İyiyim. Gerek yok Rıza. Sağ ol. Gözlere de bakalım. Travma belirtisi yok. Her şey yolunda. Helal olsun size be çocuklar. Vallahi hiç korkmuş gibi görünmüyorsunuz. Demek ikisi de çok cesurmuş. Hiç korkmadık ki. Ben biraz korktum ama çok az. Aferin size. Pınar, sen nasılsın? İyiyim galiba Selin. Ben de bilmiyorum ki. Alış artık kızım. Bak, ben alıştım artık ölüm korkusuyla yaşamaya. Baban sağ olsun. Ben çocuklara bir bakayım. Ben de gireyim baba. Abla, sen sahiden iyi misin? Değilim Selin. Nasıl olabilirim? Normal bir hayat istiyorum artık. Herkes gibi yaşamak istiyorum. Çok şey mi bu? Daha kaç kez ölümden döneceğiz? Denizden çıkan parçalar şimdilik bunlar. Anlaşılan çok şiddetli patlayıcı kullanmamışlar. Düzenek muhtemelen el yapımı. Ateşlemeyi nasıl yapmışlar? Uzaktan kumandayla olmalı. Bakın, şu gördüğünüz şey bombaya bağlanmış sinyal alıcının parçası. Aslında uzaktan kumanda diyoruz ama o kadar da uzak olmaz. Bu cihazların menzili çok kısadır. Yani bombacı patlama sırasında buralarda bir yerlerdeydi. Evet, buralardaydı. Her şeyi arabasından izledi oradan. Patlamadan sonra da kaçıp gitti. Arabanın plakası da sökülmüştü ama eşkali belli. Beyaz bir sedan. Hemen anons geçiyorum. Abi de Kadem patlamadan önce Rıza Baba'yı aramış. Numarayı tespit etmeye bakın. Tamam, bağış. Ben ilgilenirim başkomiser. Merkez 4543, merkez 4543. Delilleri eksiksiz toplayın, tamam mı? Hadi ofiste devam ederiz sonra. Anlaşıldı baba. Baba, biz hallederiz gerisini. Hem Ayla abla da ister seni yanında. Sen eve git, biraz dinlen istersen. Bence de iyi gelir baba. Dinlenmek mi? Ne saçmalıyorsunuz siz ha? Görmüyor musunuz? Bu iş artık bizi geçti. Ailelerimiz tehdit altında. Burnumuzun dibine bomba bile koyuyorlar. 40 yıldır her şeye göğüs gelen karım, o bile bıkkınlıkla bakıyor bana. Neden? Çünkü bize aşağılık bir mafya bozuntusu bize meydan okuyor. O yüzden dinlenmek yok. Kademi bulana kadar durmuyoruz. O kadar, hadi.